Değerli konuklarımız, Kamuda Bilişim 2023 vizyonu adlı oturumumuz gerçekleşecek. Oturum Başkanı Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı'yı ve konuşmacılar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Fırat, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın ve TÜBİTAK Bilgem Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Murat Kahraman Güngör'ü huzurlarınıza davet ediyorum. Türkiye Bilişim Derneği'nin değerli başkanı, değerli bilişim gönüllüleri, hepinizi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Böyle bir toplantıda bulunmanın öncelikle mutluluğunu yaşıyorum. Ben de ilk defa bulunuyorum bu toplantıda. Kamudaki çalışmaları sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Bu iki gün sürecek olan çalışmanın öncelikle verimli geçmesini diliyorum. Keyifli geçmesini diliyorum sizler adına. Şimdi çok kısaca bir girizgah yapmak istiyorum. Kamu ve bilişim. Bu iki kelimeyi yan yana ifade ettiğimiz zaman kendimize hedef olarak neyi koyuyoruz? Herhalde önce onu bir netleştirmemiz lazım. Kamu bilişimi niye kullanmak durumunda? Hangi hedefe ulaşmak için bilişimden faydalanıyor? Herhalde bunun cevabı hepimiz tarafından vatandaş odaklı yaklaşımlar olması lazım. Eğer vatandaşa yansıyan tarafı yoksa, kamuda kullanılan bilişim teknolojilerinin kişisel hobilerden ileriye geçen bir tarafı olmaz. Öyleyse biz kamuda yapılan bu bilişim çalışmalarının, bilgi işlem çalışmalarının kişisel hobiler, kişisel ilgi alanları çerçevesinin dışına çıkmasını istiyorsak, hedefe vatandaşı odaklı, vatandaşı koyup vatandaşa yansıyan tarafı nedir bu çalışmalarımızın? Vatandaş bu çalışmalardan ne tür faydalar elde ediyor? Bunu ihmal edemeyiz. Bakış açımızın odağında vatandaş olmalı. Şimdi neden böyle bir giriş yaptım? İki örnek vermek istiyorum. Ben 8 ay önce Ankara'ya geldim bu görevim nedeniyle. Geldiğimde eşimi de mecburen Ankara'ya getirdim. Şimdi bahsedeceğim konular, kamu içerisinde bilişim teknolojilerini, bilgi işlem teknolojilerini en iyi kullanan iki kurumla alakalı. Birisi Sağlık Bakanlığımız, en iyi kullananlardan bir tanesi. Hele son yıllarda yapmış olduğu yeniliklerle bilgi işlem teknolojilerini kamuda ne kadar verimli kullanıldığını gösteren bir bakanlık. Bir tanesi Sosyal Güvenlik Kurumu. Bu arada tabii Adalet Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı saymadığımdan değil, benim vereceğim örnekler iki bakanlıkla, iki kurumla alakalı olduğu için bunları ifade ettim. Eşim doktor, aile hekimliğini İstanbul'da bıraktı, Ankara'da göreve başlayacak. Ankara'da da aile hekimi olarak devam etmek istiyor. Bakanlığına başvuruyor. Bakanlığından kendisinden istenen belgeleri şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. 5 çeşit belge isteniyor. Bir tanesi diplomasının noterden tasdikli örneği. Bir tanesi aile hekimliği sertifikası. Bir tanesi Sağlık Bakanlığı'nda daha önce görev yaptığı yerlere ait görev dağılım çizelgesi vesaire vesaire 5 ayrı
belge. Ben de kendisine sordum. Ya doktor hanım, sen hangi bakanlığın elemanısın? Hangi bakanlığın görevlisisin? Bu bilgiler senin bakanlığında yok mu? Neden senden bunları bir daha istiyorlar? İkinci örnek, hani bir yerlere geldiğiniz zaman eşiniz, dostunuz sıkışınca sizi arar. Benim de başımdan geçen olay o. Kayınbiraderim 15 gün önce aradı. Emekli olacak. 3 ayrı firmada genel müdürlük yapmış. 3 ayrı firma kendisiyle ilgili sigorta primlerini ayrı ayrı yerlere yatırmışlar. Kendisinden istenen şu. Ha, bu arada bir dönemde babasının almış olduğu taksinin sahibi olarak gösterildiği için Bağkur kaydı da var. Sen bu primlerinin yattığı yerlerden tek tek primlerini topla, hepsini bize getir. Biz onları tekrar soruşturacağız, doğru mu değil mi? Ondan sonra hesaplamasını, kitaplamasını yapacağız. Emekliliği hak ediyorsan seni emekli edeceğiz. Ondan sonra da maaşın başlayacak. E peki bu ne kadar sürer? En az verilen süre 3 ay. 3 ay geçtiği halde işi bitmediği için beni arıyor. Ya diyor, bunu nasıl hallederiz? Biz de devreye girdik. Aynı şeyler bize de anlatıldı. Aradan 15 gün geçti. Hala bizim kayınbirader emekli olamadı. Kayınbiraderin torpili Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, fakat hala emekli olamıyor. Tabii bu arada bizim karizma yerlerde, karizmayı çizdirdik, o ayrı mesele. Şimdi arkadaşlar, ne yaparsanız yapın, ağzınızda kuş tutsanız bile en büyük bilgi işlem teknolojilerini getirip kursanız bile, ki bu bakanlıklar ve bu bahsettiğim kurum bunların en başında gelenlerden, eğer burayı değiştiremezseniz, zihniyet değişikliğini yapamazsanız, kamu hizmetlerinin sunumunda ele alınması gereken çalışmaları hayata geçirmezseniz, vatandaşın bundan faydalandığı ölçü belli sınırlar içerisinde kalıyor. Bizim bilgi işlem çalışmalarımızla eş zamanlı bir şekilde kesinlikle ihmal etmememiz gereken bir husus da vatandaşa sunduğumuz hizmetlerin iş süreçlerini, hangi aşamalardan geçerek verildiğini, yeni teknolojilerin getirdiği imkanlar kullanıldığı takdirde bunların ne kadar kolaylaştırılabileceğini, hangi süreçlerin çıkartılabileceğini, hangi evrakların kamunun kendi içinde tedarikini yapabileceğini, bu çalışmaları yapacak bir sistem oluşturmamız lazım. O yüzden benim göreve başlarken Ankara'da, İdari Geliştirme Başkanlığı da bana bağlanınca arkadaşlarıma sorduğum ilk soru buydu. Biraz da herhalde mülki idareden gelmiş olmanın refleksiydi bu. Arkadaşlar dedim, biz bu dükkanda ne satıyoruz? Tabii hepsi şaşırdı. Dükkan nerede? Satılan ürün nerede? Dükkan devlet. Satılan ürün de onun verdiği hizmetler. Müşteri de vatandaş. E dediler ki, biz devletin sunduğu yüzlerce, binlerce hizmet var. Nereden bilelim? E peki siz İdari Geliştirme Başkanlığı değil misiniz? E geliştireceğiniz şeyin içini dolduran hizmetlerin çeşidini bilmeden nasıl onları iyileştireceksiniz? Sonra araştırdık. 2006 yılında başlayan bir hizmet envanteri veri tabanı çalışması var Başbakanlık'ta. Bizde Allah'a şükür yok yok. Arşivlerimizde her şey var. Ama Türk gibi başlayıp Türk gibi bir an önce şey yapıyoruz, pes ediyoruz çabuk. O çalışma da öyle büyük hevesle başlamış. Fakat kurumlar yeterince ilgi alaka göstermeyince, biraz da ufak tefek yaklaşım sıkıntılarından kaynaklanan iş
%8'ini, devletin sunduğu hizmetlerin %8'ini tespit edebilmişler. Orada kalmış. Şimdi o harekete geçirildi. Şu anda kamunun sunduğu hizmetlerin %67'si hangi kanuna dayalı olarak sunuluyor? Hangi süreçler izlenerek sunuluyor? Hangi birimler müdahil olarak bu hizmetler sunuluyor? Tek tek bunlar çıkartılıyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra her bir bakanlığın, her bir kurumun sunduğu hizmetler o bakanlıklarla beraber ortak tekrar çalışılacak. Belki bu biraz iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey ama işte sizlerin burada bulunma sebebinizin esas vatandaş memnuniyeti artırmak olduğunu düşünürsek çalışmalarımızı bu düzleme taşıma zorunluluğumuzu hepimiz kabul ederiz. Ben yine ekleyeceklerimi zaman zaman konuşmalarımla eklerim. İlk konuşmayı Emin Sadık Bey'le mi başlayalım? Sayın Müsteşarımızla başlayalım. İlk konuşmayı Sayın Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Fırat Bey'e vermek istiyorum. Buyurun Sayın Müsteşarım. Teşekkür ederim Sayın Müsteşarım. Sayın Başkan, kamu ve özel sektörün, bilişim sektöründe görev yapan değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen Türkiye Bilişim Derneği ve Kamu BİM platformu yetkililerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, Sayın Bakanımız Binali Yıldırım bilgi ve iletişim sektöründeki bu tür faaliyetlere oldukça özel bir önem vermektedir. Ve bugüne kadarki bütün etkinliklere de katılmıştı. Ancak bugün Ankara'daki yoğun programı nedeniyle burada olamayacak. Fakat biraz sonra video konferans sistemiyle bize hitap edecekler. Bu arada da bana siz değerli katılımcılara selam ve sevgilerimi iletmemi istemiş ve başarılı bir etkinlik geçirmemi istemenisinde bulunmuştur. Şimdi ben sektörün içinde olan ve sektörü bizlerden çok daha iyi tanıyan sizlere bilgi toplumu nedir, bilgi toplumu nasıl bir yaşam tarzı oldu, bilişim nedir, bunların büyüklükleri ekonomiye, konfora, güvenliğe katkıları nelerdir? Bunların detaylarına çok fazla girmek istemiyorum. Hepimizin bildiği gibi ülkemizin ilk Vizyon 2023'te yer aldığı üzere dünyanın ilk ekonomisi içerisine girmesindeki önemli bir itici güç olan bilişim sektörü, bunu biz etkisini yakından görmekteyiz. Türkiye evvelki yıl %8,5 büyüdüğünde bilişim ve iletişim sektörü %13,5 büyüdü. Yani normal Türkiye'nin büyümesinden %50 daha fazla bir büyüme göstererek ülke büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Biz son 10 yılda neler yapıldığını da hızla bir göz attığımızda rakamların çok çarpıcı olduğunu görüyoruz. Bugün bunları bir yok farz ettiğimiz zaman her şeyin bomboş olduğunu görüyoruz. 11 milyar dolar olan pazar büyüklüğü bugün 44 milyar dolara, 23 milyon olan mobil abone sayısı 68 milyona, internet kullanıcı sayısı 5 milyondan 50 milyona, telekomünikasyon şebekelerinde dolaşan konuşma trafiği 86 milyon dakikadan 190 milyon dakikaya ulaşmış. 2G mobil şebekelerden 3G'ye geçilmiş. Bakır kablo üzerindeki sunulan geniş bant internet erişimi yok iken bugün hızlı fiber internet erişim sistemleri kurulmuş. Her kamunun kendi üzerinden sunduğu e-devlet hizmetleri standartlaşmış ve gelişmektedir. Yalın Bey'in biraz önce belirttiği gibi 2,5 milyara ulaşan dünya üzerindeki internet kullanıcısı ülkemizde 50 milyona ulaşmış ve bu büyüklükleri saymak sektörün siz temsilcilerini daha iyi biliyorsunuz. Bu yüzden ben bunların detayına daha fazla girmek istemiyorum. Biz şunu vurgulamak istiyorum burada. 2009 yılında bir ulaştırma haberleşme şurası yaptık. Bu ulaştırma haberleşme şurasında
Bu sektörde de bazı 2023 hedeflerimizi belirledik ve bunları ortaya koyduk. Bunları sizler de bizim dokümanlarımızdan görmüşsünüzdür. Geniş bant abone sayısını 30 milyon üzerine çıkarmak, fiber erişim hub noktası sağlamak, her eve fiber geniş bant götürmek gibi bir dizi tedbirler, önlemler dile getirildi. Bit pazarında söz sahibi olmak için en az bir ulusal şirkete, en az bir uluslararası markaya, tasarım ve standardıyla bize ait en az bir ulusal ürüne sahip olunmasına yönelik koordineli çalışmalar yürütülmesi gibi birçok kararlar alındı. Fakat birkaç sene içerisinde biz bu 2009 yılında aldığımız kararların, sektör o kadar hızlı ve dinamik ki, büyüyor ki hızlı, ve bunların hepsinin revize etmek zorunda kaldık. Şimdi bu önümüzdeki Eylül ayında 11. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nı düzenleyeceğiz. Bu şurada bu hedeflerimizi yeniden revize edecek ve bu sefer hedeflerimizi daha da uzun tutacağız. Tabii bu sektörde uzun vadeli hedefler hiçbir zaman bir yıl sonra, altı ay sonrasını tahmin edilemediği, kestirilemediği bir noktada uzun hedefler koymak çok zor olmakla birlikte biz 2035 yılını esas alarak 2023 yılındaki koyduğumuz hedefleri revize edeceğiz ve 2035 yılında da hedeflerimizi ortaya koyacağız. Bunun çalışmalarına 6-7 ay önce başladık. Şu anda komisyonlarımız çalışıyor. 6-7-8 Eylül'de İstanbul'da yapılacak olan 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası'na sizler de davetlisiniz. İnşallah buradan çıkacak sonuçlar bu sektöre katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi, değerli katılımcılar, şimdi biraz önce Mesut Bey'in dile getirdiği kamuda bilişim projelerindeki gelişmeye rağmen halen potansiyelin altında bir gelişme göstermektedir. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunun en belirgin sebepleri kamu kurumlarının nitelikli iş gücü istihdamına yönelik sınırlamaların olması, kamu kurumları arasındaki bilgi paylaşımı ve satın alma süreçlerindeki sıkıntılar en belli başlı özelliklerden kamudaki bu sektörün gelişmesinin önündeki tıkanıklıklar olarak görülmektedir. Bu olumsuzluklar aşılmayacak sorunlar değildir. Zaman içerisinde ülkemizin bu sorunları da aştığını görüyoruz ve buna yönelik düzenlemeler de yapılıyor. Diğer taraftan kamu kurumlarımızdaki bilgi işlem birimlerimiz halen sadece bilgisayar bakım ve arızalarını gideren birimler olarak algılanması önemli bir sorun oluşturmakta. Bunların da bir an önce hızla bu algın değişerek bu birimlerin bilişim projelerini geliştiren, özellikle siber güvenlik ve bilgi güvenliği konusunda teknik ve idari yönetimi yapacağı merkezler haline getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Kamu kurumlarındaki hizmetlerin elektronik ortamda taşınması ile ilgili projeler son 10 yılda önemli ölçüde artarken, bu projelerin birbirinden bağımsız ve ortak bir standarda sahip olmamaları beraberinde bazı sıkıntılar da getirmektedir. Bu nedenle bazı kurumların hizmetlerini bu elektronik ortamda vermemeleri bilinçsizliğin sonucunu oluşturmakta ve bir ek maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eksiklikleri görülmesi durumunda bu amaçla hizmetlerdeki standardı ve zaman planlamasını sağlamak için biz 2011 yılında Ulaştırma Bakanlığı'nın teşkilat ile ilgili kanun hükmündeki kararnamede şu görevi ilave ettik. Burada bu Ulaştırma Bakanlığı görev vermiş durumda. E-Devlet çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek görevi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na verilmiş durumdadır. Bakanlığımız da bu çalışmaları yerine getirmeye çalışmakta. Bu amaçla da E-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin bir yönetmelik çalışması yaptık. Bu yönetmelik çalışmasını kamu kurum ve kuruluşların görüşlerine sunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde tamamlanarak hizmete yürürlüğe girecektir. Değerli konuklar, E-Devlet kapısından bugün hizmet alan kullanıcı sayısı
14 milyon 600 bini geçmiş, 15 milyona yaklaşmış 95 kurum, 714 hizmet E-Devlet kapısından verilmektedir. Sadece E-Devlet kapısından sadece vatandaşlara değil, kamu kurum kuruluşlar arasında da artık veri akışı sağlanmaktadır. Tabii bu E-Devlet kapısından hizmet sunumunda birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların da aşılmasına yönelik tedbirler alınmakta ve bunların düzenlenmesine çalışılmaktadır. Bu kapsamda bakanlığımız TürkSat'la imzaladığı bir protokol çevresinde bu kapının masraflarını ve giderlerini bakanlığımız bütçesinden karşılamaktadır. Diğer en önemli konulardan birisi de 15 Ocak 2013 tarihinde yapılan 25. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nda alınan kararlar. Bu kurulda 3 adet karar alındı. Bu kararların alınan karar çok da bakanlığımızla ilgili olan, bilişimle ilgili olan 3 karar var. Bunlardan bir tanesi E-Devlet Organizasyonu Yönetim Modelinin oluşturulması. Bu bakanlığımıza verilmiş bir görev ve bizim bakanlığımız şu anda bununla ilgili bir ilk toplantıyı yaptı. Diğer kamu kuruluşlarıyla da birlikte çalışarak E-Devlet Organizasyonu'nun yönetim modeli nasıl olmalıdırı bir model oluşturarak 26. BTK toplantısına onayına sunacaktır. Orada bu şekillenecek ve açıklığa kavuşacaktır. İkinci yine bilişim sektörü ve bakanlığımızla ilgili olan karar ulusal veri merkezi çalışması. Yine bu karar da BTK'da alınmış ve kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve idari yapılanma modelinin oluşturulmasına ve Türkiye Kamu Envanteri Veri Merkezi'nin kurulması, çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. Bununla da sorumlu kuruluş bakanlığımızdır. Bu çalışmaları başlattık. Haberleşme Genel Müdürlüğü bünyesinde koordinasyonda bir grup kurduk. Bu çalışmaları yürütüyor ve bunun da 26. BTK toplantısına sunacağız. Üçüncü konu yine bu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda alınan kararlar içerisinde paket programların toplu alım yöntemiyle tedarik edilmesi. Biliyorsunuz ülkemizde kamu kurum kuruluşları teknolojik altyapılarını kurmuş olmakla birlikte yazılımlar farklılık göstermekte, ihtiyaçlar farklı modeller uygulanmakta. Buna bir standarda bağlayabilir miyiz? Nasıl yaparız konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Bu konudaki oluşturacağımız modeli ve çalışmayı da BTK'nın 26. toplantısında sunacağız. Bilgi toplumuna dönüşümle nihai hedef olarak ülkeler içindeki makroekonomik büyümenin ve dolayısıyla refahın sağlanması açısından büyük önem oluşturduğunu düşündüğümüz için bu üç konu bakanlığımızın şu anda gündeminde olan en önemli konulardandır. Diğer taraftan birçoklarınız bunu biliyorsunuzdur. 12 Eylül 2010 tarihinde yayınlandı resmi gazetede. Elektronik haberleşme, uzay ve havacılık sektöründe araştırma, geliştirme projelerinin desteklenmesine ilişkin yönetmelik. Bu yönetmelik kapsamında ARGE yönetmeliği diyoruz kısaca buna. Sektördeki yapılacak her türlü çalışmayı hibe şeklinde destekleyecek bir fon oluşturduk ve bu sayede sektörü desteklemeyi düşünüyoruz. Tabii umduğumuzdan çok büyük rağbet oldu. Yılda 4 defa başvuru almayı öngörmüştük fakat ilk başvuruda 300 tane başvuru geldi. Şimdi hocalarımızdan oluşan bir kurul bunları değerlendirmeye çalışmakta ve burada da önümüzdeki dönemde bizi zor günler beklemekte bu sektördeki destekleme açısından. Sayın Başkanım, bakanlığımızın hani bilgisayara sormuşlar Karadeniz'de ne var ne yok dediği gibi biz artık öyle bir duruma geldik ki eskiden yoklarımız fazlaydı, varlarımız azdı. Şimdi varlarımız çok daha fazla, yoklarımız daha az. Sayın Müsteşarım, Sayın Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım Bey bizlerle olacak. İletişim hazır. Müsaade ederseniz Sayın Bakanımızı dinledikten sonra devam edelim. Evet, ses geliyor mu arkadaşlar? Geliyor efendim. Evet. Peki, iyi günler herkese. Selamlarımı sunuyorum. Kamu bilgi işlem birimleri
etkinliği için aranızda olmayı arzu ederdim ama Ankara'daki programlar nedeniyle katılamıyoruz. Ama teknoloji sağ olsun artık uzakları yakın etti. Cismen orada olamasak bile teknoloji sayesinde buradan sizi görebiliyoruz. Sizlere hitap etme fırsatı buluyoruz. Kamu bilgi işlem birimleri ve sektörün katılımıyla kamu hizmetlerinin daha iyi verilmesi amacına yönelik yapılan bu oluşum, bu etkinlik 1997'den beri devam ediyor. Türkiye Bilişim Derneği, bilişim alanında en eski sivil toplum kurumudur, kuruluşudur. Dolayısıyla Türkiye'de bilişim terminolojisinin gelişmesi, bilişim kavramının toplumdaki farkındalığının arttırılmasına yönelik çok önemli faaliyetleri öteden beri yapmaktadır, yapmaya da devam etmektedir. Bu vesileyle ülkemizde bilişim kültürünün gelişmesine, farkındalığın oluşmasına büyük katkı sağlayan, öncülük eden Türkiye Bilişim Derneği ekibini kutluyorum. Kurucu başkanından bugünkü başkanına kadar. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda Türkiye bağlamında bilgi iletişim teknolojilerinden yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimizde şunu söyleyebiliriz. Türkiye 2002'de çevirmeli internetten geniş band, hatta evlere fiber optik erişimi sağlayan bir seviyeye gelmiştir. 2009'da yaptığımız Ulaşım ve İletişim Şurası'nda Türkiye'nin bilişimle ilgili, iletişimle ilgili 2023 hedeflerini belirledik. Ve bu hedeflerin bazıları özetle söylemek gerekirse, geniş band erişimini ülkenin geneline yaymak, bölgeler arasındaki sayısal uçurumu asgari düzeye ulaştırmak ve bilişim teknolojilerinin desteğiyle sosyal sorumluluk projelerini engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalara hız vermek, e-devlet uygulamalarını yaygınlaştırmak ve vatandaşla devlet arasındaki iletişimi elektronik ortamdan verilmek üzere geliştirmek. Hepinizin bildiği bir konu. Bir dakika içerisinde dünyada neler oluyor? Yaklaşık olarak arama motorlarından 700 bin arama yapabiliyorsunuz bir dakikada. Yine 700 bin civarında güncelleme yapabiliyorsunuz ve internet üzerinden 370 adet çağrı alabiliyorsunuz. 98 bin adet tweet atabiliyorsunuz. 6600 fotoğrafın flickr yapabiliyorsunuz. 600 yeni YouTube videosunun yüklemesi yapılabiliyor. Bütün bunlar bir dakikada oluyor. 168 milyon elektronik mektup atılabiliyor. Bir dünyada bir dakikada şu anda 168 milyon elektronik mektup atılıyor. 320 yeni Twitter hesabı açılıyor. Bütün bunları söylememdeki sebep ne? Bilişimle ilgili, iletişimle ilgili koyduğunuz hedeflerin 10 yıllık olması çok yanıltıcıdır. Biz bunu yaşayarak gördük.
sanayi ile ilgili, üretimle ilgili, ihracatla ilgili, eğitimle ilgili 10 yıllık hedef koyabilirsiniz ve bunları takip edebilirsiniz. Ancak bilişimle ilgili koyacağınız hedeflerin bırakın 10 yıllık, yıllık olması bile çok uzun süredir. Kim derdi ki 10 yılda diye çevirmeli internetten geniş band 20 milyon abone erişime ulaşacak. Bir zamanlar 286 RAM kapasiteli efendim PC'leri gözümüz gibi bakar, iki kilit vurur, sistem odası girilmez diye not yazardık. Ama bugün PC'leri, laptoplar solladı, laptopları efendim tabletler solladı, akıllı cep telefonları solladı ve onların kapasitesinin de milyonlarca kat üstünde bilgiyi cebimizdeki telefonda taşıyoruz. Nereden nereye? Diyoruz ya, işte bilişimde de bunlar gerçekleşiyor. Bu arada neler yaptık? Geniş bant için söylüyorum. 2012 hedefimiz değerli dostlar 12 milyondu. Biz 20 milyonu geçtik. Yani 2012'de 12 milyon geniş banta erişelim diye plan yapmışız. 2012'ye geldiğimizde 20 milyonu 2012'nin sonunda geçmişiz. IP4 artık iş görmüyor. IP6 lazım. Çünkü bilgi işlem yapanların sayısı artıyor. Artık bu numaralar 9 haneli IP numaraları yeterli olmuyor. IP6 16 haneli falan galiba daha fazla. Onlara geçiş sağladık. Ve mevzuatını hazırladık. Bundan sonraki ürünler bu şekilde kullanılabiliyor. ARGE, bilişim ve iletişime yönelik özel ARGE kanunu çıkardık. Bu konuda bireysel ve kurumsal projeleri desteklemeye karar verdik. Bunun için de uygulamayı başlattık. Şu anda 200'den fazla proje değerlendirme aşamasında. Bilgisayar sahipliği aldı başını gidiyor. Günden güne toplumumuz, insanımız alfabe okur yazarlığından bilgisayar okur yazarlığına süratli bir dönüş içerisinde. Karayollarında hız felaket, bilişimde hız berekettir dedik. Bilişimde hızın artması için çok önemli yatırımları gerçekleştirdim. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, şunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 10 yılı aşkın görev sürem içerisinde bütün bakanlığın konularıyla ilgili, buna bilişim de dahil, paydaşların görüşlerini, paydaşların düşüncelerini çok ama çok önemsedik. Hangi düzenlemeyi yapacaksak mutlaka paydaşlardan fikir alışverişinde bulunduk. Onların görüşlerine itibar ettik. Çünkü yapılacak bir mevzuat düzenlemesi eğer hayatın içindekilerin beklentilerini karşılamıyorsa hem zaman israfıdır hem de hayatı daha da zorlaştırmak anlamına gelir. Onun için sektörle sürekli iç içe olduk. Bir aile gibi hareket ettik. Yanlışlarımızı da doğrularımızı da her zaman paylaştık. Ve sonunda yapabildiğimiz güzel hizmetleri de yapmayı birlikte başardık. Değerli katılımcılar, ben Türkiye Bilişim Derneği'ne bir kez daha teşekkür ediyorum. Bilişimde yeni bir kavramı da ortaya koydular. Bilişimsizlik maliyeti. Bilişimsizlik maliyetinin ülkemize getirdiği yük.
herhangi bir bilişim stratejisine dayanmadan geliştirilen ve e-devlet yaklaşımından uzak bilişim projelerinin kuruma kazanç yerine maliyet getirdiği aşikardır. Bu çalışmanın söz konusu uygulama ve projelerin etkin çalıştırılamaması neticesinde ortaya çıkan bilişimsizlik maliyetinin hesaplanması ve proje etkinliğinin ölçülmesini sağlayacak yöntemleri de ortaya koyacak olması bizim açımızdan sevindiricidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak, kullandırmak iyi de bir de bunu hakkıyla yapmamız gerekir. Adalet Bakanlığı'nın UYAP, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın TAKBİS ve İçişleri Bakanlığı'nın MERNİS gibi projeleri vatandaşımızın mülkiyetle ilgili, kimlikle ilgili ve adaletle ilgili birçok konularına çok büyük kolaylıklar getirmiştir. Ancak hala görüyoruz ki bu sistemler çalışırken bazı kurumlar, bazı görevliler hala nüfus sureti, ikametgah, ilmi haberi istemeye devam ediyor. Bu amansız bir çelişkidir. Bir yandan sayısal ortamda, elektronik ortamda kağıt kullanmadan bütün işleri yapacağız, vatandaşın hayatını kolaylaştıracağız derken, bir yandan da geleneksel iş yapma usullerimizde ısrar etmek, bilişimde zihinsel dönüşümün bilişimdeki gelişim ve dönüşüm kadar hızlı olmadığını bir kez daha göstermektedir. Bilişimsizliğin ülkemiz için maliyeti, vatandaşlarımız için getirdiği yük, yanı sıra şeffaf ve gelişmiş hizmet sunumlarını da engellediği artık bir sır değildir. Toplumun veya ülkenin herhangi bir kesiminin bilişim teknolojilerinden yoksun olması, topyekun kalkınma hedeflerimizin önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Yine 10 yıllık süre içerisinde e-imza kanununu çıkardık, e-devlet uygulamasını yürürlüğe koyduk. Bugün 15 milyonun üzerinde kullanıcı var. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Türkiye'de internet kullanan 50 milyona dayandığı halde e-devletten hizmet alanların, kullananların sayısının 15 milyon gibi olması kabul edilebilir bir şey değildir. Özellikle birçok kurum ve kuruluş, yerel yönetimler kendi elektronik altyapılarından hizmet vermeye devam etmektedir. Entegre hizmet sistemi e-devlete katılımları fevkalade yavaş seyretmektedir. Bundan sonraki dönemde ağırlığı e-devlet sistemine bütün kurumları entegre etme yönünde gayretlerimiz oluşturacaktır. Şu ana kadar 95 kurum e-devlete girmiş, 713 adet işlem e-devlet üzerinden yapılır haldedir. Önemli işlemler, dava sorgulama, sosyal güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün araç sorgulama, tapu sorguları başta geliyor. 655 sayılı KHK ile bakanlığımızdan verilen görevlerin bir tanesi de e-devlet kapısının kurulması, koordinasyonu görevine ilave olarak tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek olan e-devlet uygulamalarının koordinasyonu, e-devlet eylem planının yapılmasıdır. Hazırladığımız bu konudaki mevzuat taslağı önümüzdeki günlerde sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kuruluşlarının görüşüne açılacaktır.
Bakanlığımız E-Devlet kapısını TürkSat marifetiyle kurmuş ve işletmektedir. Aynı tecrübeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yine TürkSat'ı görevlendirerek taşımış bulunuyoruz ve E-Devlet uygulamalarını da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlattık. Değerli dostlar, veri merkezleri. Bakanlığımızın üstlendiği görevlerden bir tanesi de Türkiye Entegre Veri Merkezi oluşturma projesidir. Bu kapsamda hem yönetimsel model oluşturmak hem de konunun teknik ayrıntılarını belirlemek üzere bakanlığımızda çalışmalar başlatılmıştır. Veri merkezi ile ilgili daha önce de söylediğim gibi bilgi miktarı ve bilgi depolanacak kapasite gün güne artmaktadır. Bugün artık 10 üzeri 15 peta diye tabir edilen, kuadrilyon diye de adlandırılan büyük kapasitede veri merkezlerine ihtiyaç vardır. Bunlar artık böyle devasa binalarda büyük büyük makinalar gerektirmiyor. Az önce de dedim, cebimizdeki bir nedir o? Ben zımbırtı diyorum. Bir türlü adını hatırlayamadım. USB. Bunda o kadar çok bilgi var ki belki bir bilgisayarın 50 katı, 100 katı daha fazla bilgiyi burada depolayabiliyoruz. Zamanı geldiğinde de kullanabiliyoruz. Artık bilişim dünyasında büyük veri, big data kavramı yavaş yavaş daha fazla kullanılmaya başladı. Dünyada olan biteni anında analiz etmek ve bu verileri gerçek zamanlı olarak işlemek mecburiyetindeyiz. Demin de söyledim. Bir dakikada 168 milyon gönderi var elektronik ortamda. Bir dakikalık MOBESE kayıtlarını inceleyerek birçok suç aydınlatabiliyorsa verinin tamamını inceleyerek elde edeceğimiz bilgiler bize daha neler verir? Bunun sizlerin takdirine bırakıyorum. Sayısal uçurumun ortadan kaldırılması da bilişim altyapısının gelişmesiyle beraber ülkelerin hatta dünyanın en büyük sorunu olmaya devam ediyor. Biz bütün bunlardan bahsederken dünyada 1 milyarın üzerinde insanın hala temel iletişim imkanından yoksun olduğunu unutmamalıyız. Telefon imkanı bile olmayan milyarlarca insan var. O bakımdan hem ülkede hem küresel anlamda sayısal uçurumu ortadan kaldıracak yeni düzenlemelere önem vermemiz gerekiyor. Biz en önce ülkemizden başladık. Doğuyla batıyı altyapıda, erişimde eşit konuma getirdik. Hakkari'de de 3. nesil iletişim var. Geniş bant iletişim var. Ankara'da da var. Onun için okullardan işe başladık. Gerek okullardaki bilişim sınıflarının kurulması esnasında gerekse devam eden Fatih projesi kapsamında bölgesel sayısal uçurumu ortadan kaldıracak tedbirleri de alıyoruz ve bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz. Çok değerli konuklar, zamanı daha fazla uzatmak istemiyorum. Son bir iki hususa da değinip sizleri çalışmalarınızla baş başa bırakmak istiyorum. Bildiğiniz gibi
geçtiğimiz haftalar içerisinde bir gelişme oldu. ARKEN diye bilinen Uluslararası İnternet Alan Adları ve Yönetimi Merkezi'ni Amerika'dan Türkiye ve Singapur'a kaydırmaya karar verdi. Türkiye'de İstanbul ve Singapur Amerika'dan sonra ikinci merkez, üçüncü merkez olarak belirlendi ve bununla ilgili tanıtımı birkaç hafta önce İstanbul'da gerçekleştirdik. Bu çok önemli ve güzel bir gelişme. İnternet kimin kavgasının amansız bir şekilde devam ettiği dünyada internetin Afrika için, Orta Doğu için, Balkanlar için ve Avrupa için Türkiye üzerinden depolanması, kayda alınması, ilk temasın yapılması hem ülkemiz adına çok sevindirici bir olay, aynı zamanda da bölgesel anlamda Türkiye'nin gücünü göstermesi bakımından çok önemlidir. Yerli içeriğin, içerik barındırma hizmetlerinin arttırılmasına da bu karar mutlaka katkı sağlayacaktır ve internet trafiğinin büyük ölçüde ülkemizde kalması IXP kurulmasını da teşvik edecektir, arttıracaktır. Yerli içeriğin arttırılması ülkemizin en önemli problemlerinden biridir. Burada görev bakanlıktan ziyade bu görev bütün kamu kuruluşları, işletmeciler, servis sağlayıcılar ve bütün paydaşlara düşmektedir. Herkes kendi iş ve görev alanı ile ilgili olarak bu konuda yapabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Son olarak siber güvenlik konusuna değinmek istiyorum. Çok değerli konuklar, siber güvenlik artık gittikçe ilk ülke güvenliğiyle eş değer hale geliyor. Bildiğiniz gibi artık savaşlar toplarla, tüfeklerle, uçak savarlarla, füzelerle yapılmıyor. Küçük bir virüs ve bir siber saldırı bir sistemi, bir ülkeyi adeta can çekişir, hareket edemez hale getiriliyor. Ülkenin elektrik sistemini, ülkenin kritik altyapılarına kolayca tahrip edebileceğiniz bir ciddi tehdit alanı siber güvenliktir. Siber güvenlikte saldırı kolay, savunmak zordur, saldırı ucuz, savunmak pahalıdır. Adeta terör gibidir. Terör nasıl karakterdeyse siber saldırılar da aynı karakterdir. Onun için bu konuda kayıtsız kalamazdık ve bu konuyu Milli Güvenlik Kurulu'na taşıdık. Burada alınan bir kararla 30 Ekim 2012 tarihli resmi gazetede Bakanlar Kurulu bakanlığımızı bu konuda koordinasyon görevi verdi ve bir siber güvenlik kurulu kurulmuş oldu. Kurulda birçok bakanlık var. İlk toplantısını kurulun gerçekleştirdik ve bir siber güvenlik eylem planı onayladık. Ve bu plan Bakanlar Kurulu'nun onay için onayı aşamasındadır. Yine bu eylem planı çerçevesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, USTOM kurulma görevi de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na verilmiştir. İnsanlar cüzdanını kaybettiğinde ortalama 8-10 saatte, cep telefonunu kaybettiğinde de yaklaşık 20-30 dakika içerisinde fark ediyor. Bunun adına
artık bilişim dünyasında nomofobiya diyorlar. Yani nomofobi. Cep telefonu olmadığı zaman bir eksiklik hissediyorsunuz. Cüzdanınız kaybolduğunda fark etmiyorsunuz. Bu değişim bugün hepimizi ilgilendiren bir değişim. Evet. İnternet artık cebimizde, evimizde, iş yerimizde, her yerde, her zaman en yakın destekçimiz, en yakın bizim yardımcımız. Bilişimsizlik mi? Düşünmek bile abes. Biliyorsunuz artık çekirdek ailenin tanımını değiştirdik. Ana, baba, çocuklar ve internet. Bu duygularla Türkiye Bilişim Derneği'nin gerçekleştirdiği bu önemli toplantının kamu bilgi işlem birimlerini bir araya getirdiği bu güzel etkinliğin bilişim ve iletişim sektörümüze hayırlar getirmesini diliyorum ve burada ortaya konacak görüşler, fikirlerin bizim için daima bir yönlendirici, bir yol gösterici husus olarak dikkate alınacağının bilinmesini istiyorum. Ve tüm katılımcılara selam, saygılarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Sayın Bakanımıza ufuk açıcı konuşmalarıyla aramızda olduklar için teşekkürlerimizi arz ediyorum. Zamanı iyi kullanmak açısından oturumumuza kaldığımız yerden Mustafa Bey'in sunumuyla devam ediyoruz. Buyurun Sayın Mustafa. Teşekkür ederim Sayın Müsteşarım. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımız birçok konuya değindi. Ben toparlıyorum hemen fazla uzatmadan. Nasıl ki ulaştırmada demiryolu, otoyollar, otobanlar önemliyse bu sektörde de altyapı büyük önem taşımakta. Biz bu sektörün altyapısının tamamlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık vermekteyiz. Ve buradaki darboğaz oluşturan mevzuata düzenlemesine ağırlık vermekteyiz. Bunlardan yine sizlerin bildiği geçiş hakkı yönetmeliği yayınladı ve uygulamaya girdi. Baz istasyonlar kurulum yönetmeliği çıkarılma aşamasında en önemlilerinden birisi 0-500 nüfusun altında olan yerlere GSM kapsamının genişletilmesi. Bu kapsamda 1800 köyümüze GSM kapsamının alınması, 312 milyon TL'lik bir ihale ile tamamlanacak ve bunun masrafları bakanlığımızdan karşılanacaktır. Ve ülkemizin her tarafına, her köyüne, her insan olan yere GSM kapsaması sağlanmış olacaktır. Ayrıca altyapısı olmayan köylerin kablosuz, WiMAX'siz teknolojisiyle altyapı kurulmasında yine bakanlığımız üstlenmekte ve bunu da Türk Telekom'a yaptırmakta ve masraflarını bakanlığımız ödemektedir. Bu kapsamda da 2500 yerleşim yerinin internet bağlantısı ve telefon bağlantısı bakanlığımızca yürütülmektedir. Fatih projesini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar altyapı alımlarında önemli bir fonksiyon üstlenen bakanlığımız 85 bin adet etkileşimli tahtayı ve bunlara yönelik diğer teçhizata temin etti. Şimdi ikinci faz ihaleye çıkıyoruz. 347 bin adet etkileşimli tahta ve bunlara ilişkin döküman, kamera ve çok fonksiyonlu yazıcıların teminine, ihalesine de bu önümüzdeki günlerde çıkacağız. Diğer yürüttüğümüz projeler, Gören Göz projesi, afet ve acil durumlar için uydu telefon projesi, ulusal siber güvenliği Sayın Bakanımız bahsetti. Eylem planını tamamladık ve bir kurul kurduk. Elektronik haberleşme ve altyapının, üst yapının geliştirilmesi projesi var. Bu konuda TÜBİTAK'la birlikte çalışıyoruz. Bir protokol imzaladık. İnternet erişim noktaları kuruyoruz. Kien ve Kiem dediğimiz, Kioks ve Kiem dediğimiz bu internet erişim noktalarıyla vatandaşlarımızın postanelerden ve GAR gibi önemli merkezlerden de internete erişimlerini sağlayacak merkezler oluşturuyoruz. Sayısal yayıncılığa önem veriyoruz. Bu amaçla İstanbul'da bütün antenleri toplayacak tek bir
merkez oluşturacağız. Çanakkale'ye bu amaçla bir kule yapıyoruz. Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda internet erişim ücretlerini bakanlığımız karşılıyor. Böylece öğrencilerin internetten faydalanmalarını sağlayacağız. SIM kart önceliği projemiz var. Milli arama motoru projelerimiz var. Bu projelerimizde çoğunu TÜBİTAK ve diğer ilgili kuruluşlarla yaptığımız protokoller çerçevesinde yürütüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu aşamada bu vakitte oldukça geçti. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Anlatacak çok şeyiniz var elbette. Şimdi hemen bilgi toplumuna ulaşma bakımında önemli çalışmalar içerisinde olan Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın Bey'e söz vermek istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Müsteşarım. Zaman açısından bir yönlendirmeniz olacak mı? 15 dakikalık bir sınırımız var. Peki. Bitirebilirseniz çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Müsaade ederseniz herkese iyi günler dilemek istiyorum öncelikle. Müsaade ederseniz öncelikle bir selam var. Onu paylaşarak başlayayım ki onu yükünden kurtulayım. Cüneyt Bey'in, Cüneyt Düzyol Bey'in burada olması gerekiyordu, bekleniyordu. Programa da öyle yansımış ama kendisi katılamadı. Özürlerini ifade etmemi istedi. Selamlarıyla birlikte. Sayın Müsteşarım, müsaade ederseniz ben oturumun başlığına da biraz temas etmek üzere. Kamuda Bilişim 2023 vizyonu ki bu seneki etkinliğin de ana temasını oluşturuyor. Buna ilişkin görüşlerimi özetlemeye çalışayım. Ancak eğer konuşmamda savrulmalar olursa kusura bakmayın, hazırlığımın eksik olmasındandır. Konuşmacı olmanın bir güzel tarafı var. Bu tarafa geçince katılımcıları görüyorsunuz ve buradan bakınca ekrana yansıyan, yüzlerinize yansıyan o ekran ışıklarını görme imkanım var buradan. Aslında bizim kadar ilgi çeken bir katılımcı daha var, Twitter galiba. Herkes şu anda tahmin ediyorum meşgul. Hatta itiraf edeyim, ben bile attım bir tane konuşmalar esnasında. Tabii kim ne demiş diye de bakma ihtiyacı hissediyor Sayın Müsteşarım insanın. Konuşmalar devam ederken nasıl bir tepki var? Galiba önümüzdeki dönemde bu daha giderek de artacak. Herhalde konuşmalar daha fazla böyle online etkileşimle şekillenmeye devam edecek. Dolayısıyla ben birazcık daha konuşma başlığına uygun olarak görüşlerimi paylaşmaya çalışayım. Görev alanları ile ilgili Sayın Bakanımızın da yaptığı konuşmada bir takım vurgular vardı. Kalkınma Bakanlığı'nın malum 2011'deki yeniden yapılanma ile birlikte bilgi toplumu politikaları ile ilgili bir görevi var. Şimdiye kadar dinlediğimiz konuşmalardaki rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Ben de zaman zaman başka konuşmalarımda bu rakamları kullanma yöntemini tercih ediyorum. Özellikle son 10 yıldaki gelişmeler, kullanımla ilgili istatistikler önemli gelişmelere işaret ediyor. Bazı alanlardaki rakamlar ise çarpıcı. Türkiye'nin yaklaşık yarısı internette tanışmış, interneti kullanıyor. Bunların da büyük bir kısmı düzenli. Fatih projesi farklı yönleri itibariyle hem teknoloji tarafından, sektörün gelişimi, eğitim yönleriyle dile getirildi. Ama bu kadar kamu bilgi işlemcisini bir arada bulmuşken aslında şu noktaya da dikkat çekmek isterim. Fatih projesinin devreye girmesiyle ümit ederim yakın zamanda aslında böyle büyük sonuçlarını görmeye başlarız. Aslında bir kırılma yaşanacak. Belki sektör tarafından bakanlar öncelikle tabii büyük bir proje olması dolayısıyla işin teknoloji tarafına, satış tarafına bakıyor olabilirler. Peki kamu bilgi işlemcileri ne tarafına bakacak? Bence şu tarafına dikkat kesilmekte fayda var. Bu teknolojilerle yetişen neslin acaba hizmet talepleri, kamudan beklentileri, sunduğumuz hizmetlere olan yaklaşımı nasıl olacak? Ben
yani buna artık dokunmatik bir nesil diyorum. Tablet, belki biraz tablet teknolojisinin de getirdiği bir tabir. Bu dokunmatik nesil bu teknolojileri kullanarak hayatlarını geçirmeye alıştıkları için yatırım yapmanın ötesinde bir anlamı kalmayacak. Daha iyi kamu hizmetleri sunmanın, yönetimi daha etkin hale getirmek için biz bilgi işlem teknolojileri nasıl kullanabiliriz? Bu OECD'nin bu mottolaşmış ifadesinden de hareketle aslında e-devlet için, kamu bilgi işlem birimleri için Mesut Bey çok güzel başlangıç konuşmasında ifade etti. Yönetimin eli ayağı olan, kamu yönetimindeki dönüşümün aslında liderliğini yapan bir bilgi işlem yönetimi. Kendi kurumuyla alakalı dönüşümü sürükleyen bilgi işlem yöneticileri. Elimizi gerçekten vicdanımıza koyalım, eğri oturup doğru konuşalım. Çok iyi örneklerimize dikkat çekiyoruz. Biz de tabii çok memnunuz. Yayınlarımızda, uluslararası toplantılarımızda bunu dile getiriyoruz. Biz de bundan çok hoşnutuz. Ancak işin bir de kurtarılmayı bekleyen, daha henüz ilerleme kaydedilmemiş önemli bir bölümü daha var. İyi örneklerimiz olduğu kadar gerçekten geride kalmış örneklerimiz de var. Hala adını çok zikrediyor olmakla birlikte tam anlamıyla başarıya ulaştıramadığımız hizmetlerimiz var, projelerimiz var. Bu dönüşümün sağlanması için sadece önde gidenlere, iyi örneklere bakmakla değil, aslında ortalamayı dikkate almakla, önemli projelerin birbiri arasındaki etkileşimini dikkate almakla, kendimizi bir kez daha gözden geçirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi bazen iyi gelişmeler elbette takdirle karşılanması lazım, sevinmemiz de lazım ama önde gidenler her zaman bütünü temsil etmiyor. Geride kalanlar için daha yapmamız gereken, ilerletmemiz gereken pek çok alan var. Bu bilgi işlem çalışmalarını da dikkate almamız lazım. Her toplantıyı bir fırsat biliyoruz. Belki pek çoğunuzla da bizim çalışmalarımız esnasındaki toplantılarla bir araya geldik. Ancak Kalkınma Bakanlığı'nın hem görev tanımı içinde yer alan hem de gerçekten o etraflıca düşündüğümüzde kamudaki dönüşümü, eğitimdeki dönüşümü, KOBİ'lerdeki dönüşümü, bilişim teknolojilerinin farklı sektörlerdeki dönüşümünü biz nasıl bir araya getireceğiz, anlamlı bir bütün oluşturacağız diye baktığımızda bizim perspektifimizden aslında ortaya konması gereken bir çalışma var. Hep söylüyoruz, paylaşıyoruz. Bilgi toplumu stratejisi içinde somutlaşacak aslında strateji ve eylem planı çalışması. 2006-2010 döneminde uygulanan strateji sona erdi. Fakat farkında olarak ya da olmayarak aslında bugün şu kısa dönemde, kısa saatler içerisindeki konuşmalarda bile yapılan pek çok çalışma bilgi toplumu stratejisinden aslında güç aldı. Sayın Müsteşarımızın ifade ettiği 2006 yılındaki işte kamu hizmetleri envanteri çalışması aslında stratejideki eylem planındaki bir adım, bir eylemdi. Eğer işte çevre izinlerinden bahsediyorsak, bir başarı hikayesi olarak ortaya çıkarttık diyorsak, araç tesciliyle alakalı başarımızı söylüyorsak, bunların eylem planıyla desteklenmiş olmasının bir katkısı var. Dolayısıyla yeni dönem için bu bilgi toplumu stratejisinin yenilenmesi çalışmasını yürütüyoruz. Geldiğimiz noktayı birkaç cümleyle özetlemeye gayret edeyim. Kasım ayından itibaren aslında bir danışman firma ile çalışmalar yürütülüyor. Mayıs'ın ortalarındayız. Geldiğimiz nokta aslında pek çok çıktı. Henüz nihayileşmiş olmamakla birlikte ortaya çıkmış durumda. En son bu çalışma içerisinde ortaya konan rapor, ihtiyaç tespiti ve öneriler raporu. Bu çalışmanın önemli çıktılarından bir tanesi. Neden? Çünkü biz bu süreç içerisinde sizlerden öğrendiklerimiz, toplantılarda dinlediklerimiz, sektörün söyledikleri, farklı kesimlerin anlattıklarından hareketle ve özellikle danışmanın ortaya koyduğu önerileri de dikkate alarak bilgi toplumu stratejisini resmileştirmeye çalışacağız senenin sonuna doğru. Öneriler raporu 13 Mayıs'ta yayınlandı.
Malumunuz sadece kendimize saklamıyoruz ortaya konan çalışmaları, raporları. Aslında açık yönetimin, açık bilginin de bir, açık verinin de bir örneği olarak kamu parasıyla yaptığımız için bu çalışmayı, yapılan her şeyi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bu da benim görebildiğim kadarıyla, burada çok daha tecrübeli yöneticiler var. Geçmişe doğru baktığımızda da aslında farklı bir örnek. Yapılan tüm çalışmaları web'e koyuyoruz. Portal marifetiyle sizlerin bilgisine sunuyoruz. Görüş ve değerlendirmelerini sunuyoruz. Öneriler raporu yayınlandı. Çalışmada geldiğimiz son nokta bu. Çalışmanın sene ortasında, Haziran, belki yine bir miktar gecikmeyle Temmuz gibi tamamlanmasını planlıyoruz. Bu birinci aşamadan sonra da ikinci aşamada stratejinin ve eylem planının resmileşmesi, yayınlanması, nihai hale getirilmesi konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve bu anlamda hep söylüyorum, belki çok tekrar oluyor ama bu hayırlı bir tekrar. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Çünkü bilgi toplumu kavramı, biz biraz teknoloji yönünden, işin iktisadi tarafından, para tarafından değerlendirmesini biraz daha ön plana alıyoruz. Ancak bilişim teknolojilerinin etkisi sadece parasal ifadelerle anlatılabilecek seviyede değil. Fatih projesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Gerçekten önümüzdeki dönemde Fatih projesinin uygulanmasıyla birlikte yaygınlığını dikkate aldığımızda milyonlarca çocuk eğitimlerinde, yani hayatlarının daha başında bu teknolojileri kullanarak yeni bir toplumun ortaya çıkmasını sağlayacak. Ben bunun elbette şu anda teknoloji tarafını, piyasa tarafını, sektör tarafını yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Fakat ileriye doğru bu teknolojilerin kullanımıyla birlikte çok büyük değişimlerin, özellikle bu yoğunlukta, bu yaygınlıkta kullanımıyla çok önemli değişimlerin açığa çıkacağını ve bizim şimdiden bunları kestirmemizin de pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bir takım projeksiyonlar var ama işte tıpkı kamu hizmetleri talebinde olduğu gibi kestiremediğimiz, henüz öngöremeyeceğimiz değişiklikleriyle beraber gelecek Fatih projesi. Dolayısıyla bilgi toplumu kavramı, bizim şu anda kamu bilgi işlemcileriyle beraberiz, sadece kamu hizmetlerine, işte işin teknoloji tarafına ya da herhangi bir tarafa indirgenemeyecek kadar etraflı, çok kapsamlı bir konu. Aslında bir kalkınma perspektifi, ülkenin ileriye gitmesine dair bir perspektif. Dolayısıyla bu bilgi toplumu stratejisinin, ben şunu düşünüyorum, benim şöyle bir katkım var, ben buna şöyle bir katkı sunmak istiyorum diyen herkesin desteğiyle ilerleyebileceğini dikkate alıyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Dolayısıyla bu portalda ürettiğimiz çalışmaların paylaşımı, sizlerden bu katkı taleplerimiz aslında bu desteği sağlayarak bu stratejinin oluşması amacına matuf. Desteğinizi bu açıdan önemsiyoruz. Hem kurumsal olarak hem de bireysel olarak lütfen çalışmalarımıza desteğinizi esirgemeyin. Umarım bu toplantıda konuşulanlarla birlikte, hazırlanan Kamu BİB'in hazırladığı çalışma grubu marifetiyle hazırladığı raporlarla üstüne koya koya daha ileriye doğru gitmemiz lazım. Ama bir kez daha vurgulamak isterim. Belki bir kısım soruları da tetiklerim ümidiyle söylüyorum. Sadece iyilere değil, önde gidenlere değil, kullanıma ilişkin rakamlara değil, yapamadıklarımıza, eksik olanlara, kaçırdıklarımıza ve ileriye doğru yapmamız gerekenlere ilişkin düşüncelerimizle birlikte bu tartışmaları ilerletiriz ve faydalı bir noktaya gideriz. Ben hasbelkader bu sene Kamu BİB'de de görev aldım yürütme kurulunda. Aslında pek yüzüm yok, çalışmalara çok fazla katılamadım ama gerçekten çok yoğun bir çalışma geçirildiğini söylendi. Ben de bir kez daha yinelemek isterim. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Mesut Bey'in şahsında, Kamu BİB'de görev alanların herkese ve tabii ki Türkiye Bilişim Derneği'ne. Sayın Müsteşarım, zamana uyabildim bilmiyorum ama şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Evet.
Zamanı çok iyi kullandınız. Özellikle teşekkür ediyorum onun için. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire Başkanı Sayın Emin Sadık Bey'e konuşmalar için teşekkür ediyorum. Bizim yakın zamanda bakanlıklarımızda müsteşar yardımcısı idareyi geliştirmeden sorumlu ve bilgi işlem konularında yönetici olan arkadaşlarımıza toplam 22 kişilik bir grupla bir Kore ziyaretimiz oldu. Bunun sebebi en son Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nda alınan kararlardan bir tanesi biliyorsunuz kamu veri merkezinin kurulması. Ben kişisel olarak bunu çok önemsiyorum. Bu sadece işin gerekleri itibari yapılması gereken bir yönü var. Bundan kaçamayacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda E-Devlet çalışmalarına bir bakış perspektifi geliştireceğini düşündüğüm için de çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. Çünkü geldiğimiz nokta itibariyle bakanlıklarımızın, hatta bakanlıklarımızın içindeki her bir büyük kurumlarımızın çok güzel E-Devlet adına yaptığı çalışmalar var. Ve geldiğimiz nokta itibariyle kamu verilerinin %100'üne yakın ölçüde dijital ortama taşındığını biliyoruz. Ancak sözlerimin en başında da ifade ettiğim, vatandaşa bu çalışmaların %100 yansımasını sağlama konusunda atılması gereken adımlar hususunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bunun temel noktası da birimler arasında, bakanlıklar arasında veri paylaşımı konusunda yaşanan sıkıntılar. Kamu veri merkezi ile veri paylaşımı konusunda yaşanan sıkıntıları aşabileceğimize inanıyorum. Bunu düşündüğümüz için bu konularla ilgili bakanlıklarımızda kamu yönetimi reform çalışmaları, kamu hizmetleri reform çalışmaları konusunda çalışan arkadaşlarımızla beraber son 2 yıl dünyada E-Devlet çalışmalarında birincilik sırasını almış olan Kore'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 gün sürdü. Son günü turistik gezi olduğunu düşünürsek 4 gün yoğun bir çalışma icra edildi. Ben kişisel olarak çok faydalandım. Bu gezimiz sırasında Murat Bey de bizimle beraberdi. Ben TÜBİTAK Bilgem Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Murat Bey'e bizimle Kore izlenimlerini de paylaşırsa bu konuşmasında memnun olurum. Sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim için bugün istisnai bir gün. İlk defa ben katılıyorum çalışmalara, bu çalışmaya. Dün akşam otobüsten indiğimizde de bir panelist olarak görev alır mısınız dediler. Ben de vereceğim, katkı vereceğim bir şeyler varsa her zaman için olmak isterim. Dedim teşekkür ediyorum. Biraz heyecan da var, mazur görmenizi istiyorum. Yazılım Teknoloji Enstitümüz bir 8 aylık bir enstitü. İsmi 8 ay önce böyle bir misyon verildi. Demek ki bu alana doğru TÜBİTAK da bir önem veriyor. Biz kısaca ben enstitüden bahsedip konuyu biraz Kore'ye doğru da gelmek istiyorum. Enstitümüz daha öncesinde biz hep askeri projelerde görev alıyorduk. Deniz kuvvetlerine, hava kuvvetlerine. Ama daha sonrasında kamudan bir talep oluşmaya başladı. Dönüşüm projeleriyle ilgili ilk defa bir projeyle bu alana girdik. Daha sonra da diğer arkasından da başka projeler de gelmeye başladı. Biz gördüğümüz şu, şu ana kadar bazı kritikler de alıyor. TÜBİTAK bu alana niçin giriyor? Birçok özel sektör de var gibisinden ama şu ana kadar hiçbir projeyi biz ilk defa yapmıyoruz. Ya bir veya ikinci kez başarısız olmuş ve biz üçüncü kez ele almış durumdayız. Ama hiçbir geçmişte yapılan çalışmayı da reuse etme imkanı olmadı. Dokümantasyonları olmayan bazı kodlarla baş başa kaldık ve bir şekilde kullanamadık. Şu an yaptığımız yazılımlarda gördüğümüz şöyle bir sıkıntı var.
Verileri biz hangi kuruma yapıyorsak onun kendisiyle ilgili veriyi tuttuğumuz gibi web servisiyle veya diğer servislerle aldığımız verileri de yine tutmak durumundayız. Normalde bir birim veri tutmamız gerekirken eğer 10 kurumla da veri paylaşım yapıyorsak onların da verisini tutuyoruz. Çünkü belli bir şekilde iletişim yönüyle de sıkıntı olabiliyor, veri alışveriş yönüyle sıkıntı olabiliyor. Veya disketle CD ile alışveriş yapıyoruz. Vatandaş geldiğinde işte web servisi yok veya işte şu güncel veri yok, size dönüşü uzun soluklu, yani ilk 2 günde, 3 günde ya da anında cevap verecek durumdayken aylarca beklemek istemediğimizden dolayı verilerini tutmak durumunda kalıyoruz. Bu da veri paylaşım yönüyle bir sıkıntı. Yani aynı verileri biz keşke real time alabilsek ve paylaşabilsek ama bunlar bir sıkıntı olarak gözüküyor. Kore gezisine gelecek olursam benim kendi tabii bakış açımla anlatacağım olayı. Biz ilk gittiğimizde National Information Society Agency'ye gitmiştik, NIA adında. Yaklaşık 300 küsur kişi çalışıyor orada. Ben genel olarak sorguladığımda, temel hedeflerinin ne olduğunu sorguladığımda, kamu projelerinin yazılım projelerinin özellikle teknik şartnamesinde diğer kamu kurumlarıyla çalışırken yazılım tarafına bakan kısmına yoğunlaştıklarını gördüm. Mesela maliye ile ilgili bir proje yapılıyor olabilir. Maliye uzmanları bir araya geliyor. Onlar kendi taraflarını tanımlıyorlar. Ama bilişim projesi ise bu bilişim tarafıyla ilgili eksiklikleri de ya da bakış açısını da bu taraf belirliyor. Daha bundan öncesinde de nasıl olduğunu belirlediğimizde, baktığımızda her böyle belirledikleri top 10 olabilir. Belli bir sayıdaki projeleri masaya, gündeme taşınmaları dikkate çekti. Bu da oranın başkanlık sistemi var. Başkan seviyesinde ele alınıyor. Ülkenin belirli 5 projesi veya 10 projesi masaya yatırılıyor. O projeleri planlanıyor, finanse ediliyor ve onunla ilgili teknik şartnameleri hazırlanıyor. Bir de orada benim gördüğüm şu, acelecilik değil, zamana şarta göre organizasyon şemasını bile yeniliyorlar. Şu an için bir baktığımızda Kore'nin ilk, yani 15 yılda son BM endeksinde son 2 dönemdir de top gözüküyorlar. Bir incelediğimiz diğer kamu kurumlarında da, diğer ülkelerde de baktığımız, ülke örneklerine baktığımızda da aynı bazı ortak noktaları gördük. Burada en önemli şey de üst seviye temsiliyet gördük ve meselelerin konuşulduğu merkezin tek sorumlu yeri olduğunu, bir tek sorumlu yeri olduğunu ve her yerde de CIO benzeri, CIO dediğimiz konseptin oturmuş olduğu, yani her bakanlıkta veya her genel müdürlükte bununla ilgili temsilcilerinin olduğu, meselelerin onlar tarafından değerlendirildiğini gördük. Yani bu konuşmalarda da gördüğümüz gibi, konuşulduğu gibi, yani şu an için bilişim sistemlerindeki arkadaşlarımızın %95 zamanı belki günlük cari işleri yetiştirmeyle geçiyor. Yani yazılımların backup olabiliyor, yeni işte hatların kurulması, bilgisayarların kurulması, bunun gibi süreçlerle uğraşılıyor. %5 belki geleceğe bakma fırsatları oluyorsa olabiliyor. Aslında birazcık daha vizyonu ileriye doğru bakabilecek, biraz daha o tarafa doğru bizleri sevk edebilecek bir yapıya doğru da ihtiyaç görüyoruz biz. Oradaki şeye gittiğimizde, NCIA'ya gittiğimizde, National Computer and Information Agency dedikleri veri merkezine gittiğimizde de biz ilk başta şunu sanmıştık. Bütün kamudaki bakanlıkların verilerinin tek merkezde toplandığını, ama öyle değilmiş. Sadece bir geçiş var. Yani 5 yıllık bir plan yapıyorlar. Tekrardan bir 10 yıllık planları var. O şekliyle oluyor. Yani ihtiyaç bazlı yavaş yavaş oluyor. Belki buna da direnç oluşabilirdi. Herkes her veriyi oraya taşımamış. Bazı bakanlıklar bundan hariç tutulmuş ama bazıları taşınmış. Ve belli bir aslında doğal süreci olması gereken şekliyle olunmuş. Bazen ben kendim kritik ediyorum kendimizi de. Mükemmeliyeti hedeflediğimizde ulaşamayabiliyoruz ama belki böyle gradually dediğimiz aşama aşama gittiğimizde bazı hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi oradaki yapıda 7 katmanlı güvenlik katmanından bahsettiler. Tam biz gitmeden bir hafta önce de saldırı olmuştu Kore'nin bazı bankalarına ve verileri, bankalar servisleri durmuştu. Oraya da saldırı olmuş ama 3. aşamada engellemişler. Şimdi bizim kamudaki birçok yerde
her bakanlıkta olduğu gibi, her genel müdürlükte, her daire, bazı daire başkanlıklarında bile verim sunucu odalarımız var. Tabii her sunucu odasına veya her yere de, bilginin olduğu her yere güvenlikle ilgili, siber güvenlikle ilgili kimseyi koyamayabiliyorsunuz. O alanda uzman, database expertünüz veya işte başka network uzmanlarınız olamayabiliyor. Böyle bir yerde kesintisiz hizmeti verebilmek için çok aslında bir, güzel bir başlangıç olarak görüyoruz. Kore'de de her şey bitmiş değil, güzel planları var. Biz de aslında, benim oradan gördüğüm, biz de mükemmeli hedeflemeden aşama aşama, merhale merhale gidebileceğimiz yere doğru gitmemiz. Sayın Müsteşarım, aslında siz de orada olduğunuz için lütfen aklınıza bir şeyler gelirse beni... Tamam efendim. Bir başka husus, ben kendim yazılım üreticisi olarak şunu görüyorum. Genelde bizde hep time pressure var. Yani hep zaman çok önemli oluyor. Hep bir şekilde bir şeylerin çok hızlı olması gerekiyor. Biz de hep bu konuda sanki bir şeyleri çok yavaş yapıyormuş gibi bir hissiyete kabul oluyoruz ama burada ünlü bir, bildiğiniz gibi bu anlamda Fred Brooks, Mythical Man Months diye bir kitabı var. Orada bahsediyor. Kendisi bir işte bildiğiniz bir söz, bir çocuğun dünyaya gelmesi 9 ay alıyor ama ne kadar bayanı korsanız koyun 1 aya indiremiyorsunuz gibisinden. Veya her proje, bir proje geç kaldığında o projeye yeni insanlar eklemek o projeyi daha da geç kalmasına sebebiyet veriyor diyor. Bu özellikle yazılım projeleri için geçerli. Belki şeyde, inşaat projelerinde veya başka projelerde bu süreci hızlandırabiliyor ama yazılım projelerinde biraz daha yavaşlatıyor, yani geciktiriyor. Bu şekliyle biz de mesela ilk başladığımız projeye 5 yıl dediğimizde, o zamanki Sayın Bakanımız 2 yıl seçime var, biz nasıl yapacağız bu işi dedi ama daha önce 2 defa fail etmiş ve bu süre lazım dedik. Ve baktığımızda yavaş yavaş yazılım süreçlerinde de bir değişiklik var. Yani ilk başta şelale yöntemi bize anlatılırdı. Spirale geçmiştik. Spiral yöntem diye bir yönteme bahsediliyordu. Daha sonra iteratif incremental dediğimiz artırımlı yenilemeli model. Şimdi Scrum diye bir modele doğru geçildi. Artık yavaş yavaş süreçlerin de daha hızlı şekilde kamudaki değişimi veya müşteri odaklı, müşterinin taleplerini kabul eden bir yönteme doğru gitmesi gerekiyor. Buna göre de biz aslında şu an için şeyde sıkıntı çekiyoruz. Teknik şartnamelerimizde, çünkü başta bir şey diyoruz, şunu deliver edeceğiz. SRS dediğimiz Software Requirement Specification deliver edeceğiz. Arkasından buna göre design testi yapacağız ama bu iş zaman artık gerçekleşemiyor. Çünkü başta verdiğiniz Requirement Specification aslında zaman içinde değişmesi gerekiyor. Müşterinin istediği şekilde adapte edilip sona doğru gelmesi gerekiyor. Buna göre de biz yavaştan bir düşünce yapısına girip acaba yeni yapacağımız sözleşmelerde Scrum'ı veya işte iterative incremental'ı nasıl resmi yönden de kendimiz cover edeceğiz diye düşünüyoruz. Ben birkaç not daha almıştım. Yani az önce Sayın Müsteşarımızın dediği gibi veri alışverişlerinde, verilerde bir nokta var. Yani asıl projelerimiz hep vatandaş odaklı olması gerekiyor. Biz de projelerde zaten biliyorsunuz yazılımcılarda da bir sirkülasyon oluyor. Devamlı bir değişim oluyor. Başka yerlere geçme gibisinden. Biz bunu nasıl tutarız dediğimizde projelere inanmaları gerekiyor. Bunun en büyük motivasyonu da ben şunu görüyorum. Bir proje bir vatandaş hizmet ediyorsa kendilerinin aslında bir maddi gelirlerinin yanında bir de o tarafta iç tatminleri olursa çok o proje dedike oluyorlar. Şu ana kadar yaptığımız projelerinde ayrılma oranları çok düşük oldu. Biz vatandaşın bir postacı olarak kullanılmasını çok istemiyoruz. Vatandaş bir yerden bir yere veriyi götürmesi için aracı olarak kullanılmasını istemiyoruz. Ve şu an için aslında baktığımızda Emin Bey de ifade etti. Artık ben bir işi online yapamazsam aslında rahatsız oluyorum, kritik ediyorum. Niye böyle basit bir işlem online yapılamıyor gibisinden? Niye ben gidip kuyruğa girme veya daireye gitme, şu dokümanı imzalama durumundayım gibisinden kritik ediyorum. Bundan dolayı her ne kadar altyapımız çok önemli. Altyapıyı bir beden olarak görüyorum. Ama ruhun inşası da çok önem arz ediyor. Bunu da yazılımı da ben ruh olarak görüyorum bu işin. Bu kısımda çok önem arz ediyor. Bu taraflara da ciddi ağırlık verilmeli. Belki bu yazılım projelerinin en üst seviyeden takip edilmesi gerekmekte. Yani bazı önemli projelerin belki
Başbakanımız nezdinde, diğer projelerin de belli bir komisyon tarafından ciddi şekilde masaya yatırılıp takibini sağlanması gerekiyor. Emin Bey'in dediği gibi güzelliklerimizi bir kenara koymamız gerekiyor. Bizim aslında eksikliklerimizi söyleyen insanlar gerekiyor ki o taraflarımızı onararak Türkiye'yi, ülkemizi daha ileriye çekelim. Cari açığımız da biliyorsunuz bilişim senelerinin tarafından kapatılması hedefleniyor. Ve artık soft power dediğimiz bu yazılım çok önem arz ediyor. Çünkü aslında bize ihtiyacı olan birçok ülkeler var, komşularımız var ve yurt dışı var. Tıbbi cihaz, ilaçla ilgili mesela dünyada bir numarayız ilaç takip sisteminde. Ama bunu yurt dışına niçin satmayalım? Diğer ülkelere niçin bunu pazarlamayalım? Bu bizim aslında gücümüz olur. Aynı şekilde şu an için pazar aslında çok geniş. Buna göre yazılım sektörümüz de güçlü olursa o tarafa doğru da ülkemiz daha ileriye doğru gider ve güçlü hale gelebiliriz. Bir örnek daha verip kapatmak istiyorum sözümü. Türkiye Cumhuriyetlerinden birisinin borsa altyapısını şu an için Amerika ücretsiz olarak verip desteklemekte her şeyiyle. Ve zaman içinde masaya oturan, karar veren kişi tarafına geçiyorlar. Yani o tarafa doğru bir aslında artık askeri güçlerle değil de öyle bir giriş oluşmaya başladı. Bizim de o tarafa doğru ciddi şekilde eğilim vermemiz gerekiyor. Zaten bütün bu çalışmalar aslında onu gösteriyor. Tabii kolay değil bu şeyler. Ben bu organizasyonu yapan herkese, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Bizleri de burada misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki şeylerde de aktif olarak katılmayı istiyorum. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum konuşmaları için. Aynı hiç değiştirmeden dijital ortama taşımanın vatandaşa nihai anlamda katkıları oluyor. Fakat arzu ettiğimiz sonucu elde edemiyoruz. Eğer biz eski sisteme göre 3 bakanlık, 5 ayrı kurum dolaşarak vatandaş bir hizmeti alabiliyorsa, o sistemi hiç değiştirmeden aynı şekilde dijital ortama taşıdığımızda vatandaş o 3 bakanlığı, 5 ayrı kurumu ayrı ayrı dolaşıyor fakat işleri elektronik ortamda görülmüş oluyor. 2005 yılında ilk kamu veri merkezini kuruyorlar. 2007 yılında bunun yedeğini oluşturuyorlar. Kamu veri merkezinin oluşumunda benim dikkatimi çeken bir husus, 3 ayrı firmaları var. Samsung, LG ve SK diye. Bu firmalara kamu veri merkezini kurdurmuşlar. Kamu veri merkezi firmalar tarafından kurulduktan sonra aynı şekilde teknolojik yönünü yönetmek, idare etmek, işletmek üzere 450 personeli Samsung, LG ve SK'nin orada çalışmaya devam ediyor. Toplam 800 küsur personeli var kamu veri merkezinin. Bunun demek ki 300'ü devlet görevlisi. Onlar ne yapıyorlar? Onlar veri paylaşımını, oradaki devletin oluşturması gereken standartları bunu yönetiyorlar. Yani buradan neyi anlıyoruz? Özel sektör bu işin içerisine katılmadığı takdirde bizim güncel tutabileceğimiz bir e-devlet çalışmamız da olmaz. Özel sektörle iç içe bir bütünlük halinde kamu kurallarını koyacak, kriterlerini belirleyecek fakat teknolojiyi özel sektör üzerinden götürecek. Bunu da orada açık ve net bir şekilde görme fırsatımız oldu. Evet, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Mustafa Fırat Bey sektörün altyapısından bahsettiler. İletişim altyapısındaki eksiklikleri hızla gidermek üzere önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ettiler. E-Devlet kapısı ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu arada Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nun almış olduğu yeni Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendiren 3 karar, kamu veri merkezi, E-Devlet yönetim şeması ve kullanılan programların tek elden temini konusundaki tasarruflar, bunlarla ilgili çalışmaları yürüttüklerinden bahsettiler. Emin Sadık Bey, Kalkınma Bakanlığı'nın bilgi toplumu olma yolunda yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti ve bu konuda hepimizin
katkısını beklediklerini ifade ettiler. Yeni strateji planıyla ilgili çalışmalarının da önemli bir aşamaya geldiğini öğrenmiş olduk. Kendilerine Murat Bey'in konuşmasında yazılım sektörüyle alakalı aydınlatıcı bilgiler aldık ve Kore izlenimlerini dinledik. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Bu arada başlıklar halinde şunları da ifade etmek istiyorum. Gördüğüm her kurumun bir e-devleti var. Kamu kesimindeki kapasiteyi tam anlamıyla bir tespit edip ve bu işin arkasına bütün gücüyle koyma zorunluluğumuz var. Önceliklerimizi çok iyi belirlememiz gerekiyor. Bunu belirlerken devleti bir bütün olarak düşünüp belirlememiz gerekiyor. Bu önceliklerin belirlenmesinde her bakanlığı, her kurumu kendi başına bırakmamamız gerekiyor. Nihayetinde vatandaşın faydasını düşünüyorsak. İş, bu işi yönetecek çekirdek bir beyin takımı oluşturmaya ihtiyaç var. Gücümüzün limitlerini de çok iyi belirlememiz lazım. Şu anda Ay'a çıkılıyor malumunuz olduğu üzere. Ama Türkiye Ay'a henüz daha çıkamıyor. O yüzden gücümüzün de limitlerini iyi belirlememiz lazım. Çünkü konuşulup, tasarlanıp, planlanıp hayata geçirilemeyen projeler hayal kırıklıklarına da sebep oluyor. Sektörün kapasitesini geliştirmek için kamunun tüm gücünü kullanması lazım ve güçlü bir danışmanlık yapısı oluşturulmalı diye düşünüyoruz. Biz biliyorsunuz kamuda en çok şikayet edilen şey vatandaşa bugün git yarın gel denir. Biz artık vatandaşa bugün git yarın gel demeyelim. Bugün git hiç gelme. Biz sizin hizmetinizi yapıp adresinize, SMS'inize veya e-mailinize göndereceğiz diyelim. Teşekkür ediyorum bizi sabırla dinlediğiniz için. Eğer sorular varsa... Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Müsteşarım. Ben İlker Tabak, Türkiye Bilişim Derneği ikinci başkanı olarak burada bulunuyorum ama bir yandan da 80 kişilik bir yazılım evi Bilişim Limited'in yöneticisi olma kimliğimi de yitirmeden dinledim bu konuşmaları. Sayın Başkan Turan Menteş de açılış konuşmasında bahsetti. Entegratörlere ihtiyacımız var dedi. Aslında entegratörlerimiz var. Masada oturuyorlar. Biri TürkSat, biri TÜBİTAK. Şimdi Sayın konuşmacı Güngör Bey, Sayın Güngör dedi ki projeleri yaparken zaman kısıtı olmasın, yanlış anlamadıysam, hani bitirme baskısı yaşamayalım. Özel sektöre bir takım konular verildiğinde onları başaramayanların bir ya da bir yarım kalmış, yanlış anlamadıysam, işlerin yapımına TÜBİTAK olarak soyunuyoruz dediniz. Doğal olarak özel sektörün önüne bir şartname konuyor, bir süre veriliyor. Aynı rekabet koşulları, süre kısıtı olmaksızın, kaynaklar sınırsız verilse acaba özel sektör bunu başarabilir miydi diye hiç düşündünüz mü? Bunu sormak istedim. Bir yandan da entegratör kimliğinizi de koruyarak cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Buyurun Murat Bey. Ben şu kısmını düzeltmek istiyorum. Yani biz TÜBİTAK olarak da sınırsız kaynak veya sınırsız zamanla yapmıyoruz projelerimizi. Yani özel şartnameleri biz şimdi şartnameler keşke o şekilde hazırlansa ki, yani bir mesela biz Kore'ye gittiğimizde Samsung'un 1200 kişilik bir ekibi var. E-Devlet'in büyük projelerini yapan bir grup. Onlara sordum, siz projelere hemen mi başlıyorsunuz dedim. Yok dedi, ne kadar sürüyor? Büyük projelerde 2 yıla kadar fizibilite çalışması sürüyor dedi. Yani şimdi bizde genelde fizibilite çalışmaları çok açıkça yapılmadan, deliverable'lar, teslim edecek şeyler açık kalem kalem belirlenmeden projeye başlanıyor. Yolda kervan dizilir mantığıyla oluyor ve talepler her zaman için yığılmaya başlıyor.
siz de biliyorsunuz az bir talep isteniyor, bu kadar deniyor ama sonra bakıyorsunuz dağ gibi şeyler oluşmaya başlıyor. Özel sektör de altından kalkamaz, bundan TÜBİTAK da kalkamaz yani hiçbir şekilde. Ya da işte TÜRKSAT da diyebiliriz. Bu şey genel olarak, genel bir az önce müsteşarımızın da belirttiği gibi veya işte bir ajans olup proje süreleri ve maliyetleri gerçekten yapılması, yani olması gereken şekliyle olursa zaten daha güzel bir şey olur. Biz o taraftan bakıyoruz olaya. Teşekkür ederim Mert Bey. Başka soru yoksa sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağınız çalışmaların da başarılı olmasını diliyorum.